Hastaya ölü süsü verip morga götürmek istediler. Olabilir amirim. Evet. Daha bir sürü ihtimal olabilir değil mi? Doktor girdik, polis olarak çıktık hastaneden. İyi iş bitirdin amca. Ya Filiz, ben Deniz'den ayrıldım. Ölüyorum ben senin için, biliyor musun? Songül sen misin? Benim. Ne yapıyorsun ya? Yeni eşimle bir türlü bağlantı kuramadım. Ve bu bağlantının benimle de kopacağından korkuyorum. Lütfen böyle bir şeye siz de destek olmayın. Çocukluğumdan beri bir tane sevgilim oldu. Ciddi misiniz? Evet. Peki evlilik, evliliği hiç düşünmediniz mi? Tekin'i almışlar içeri. Bu olayın içerisinde benim kardeşimin ismi geçerse bu benim meslek hayatım için pek iyi olmayacak. Yani eğer müsaade ederseniz bu sayfaları çıkarmak istiyorum. Bilemiyorum Ferit Bey. Ya kardeşin olayların içindeyse? Temiz çıktı. Ne bileyim, satıcılarla işbirliği içindeyse peki? İtihat, buradan kalkarım, kafanın ortasına bir tane çakarım, seni şube değiştiririz. Ferit Çağlayan, ben de bu yılanı senin ağzına sokmazsam. Kolundaki morluklar nereden oldu bakayım sen? Bir şey değil babacığım. Ekrem amca ile konuşurken tuttu böyle. Bana çok kızdı. Ulan bir daha gelip o kızını bana ver dersen... Şu pezevengin neresini kırdın büktün bilmiyorum ama... Senin cenazeni kaldırırlar lan! Benim annem kim biliyor musun Tahir abi? Kim? Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk Ferit Bey. E nasılsınız, iyisiniz? Biz iyiyiz, siz nasılsınız? Tahir abi şamşırdı. Nasıl sürprizim ama? Ya şimdi Leyla Hanım, biz Songül'le... Emniyette konuşuyoruz diyorum. Nereye gideceksin diyor, anneme gideceğim, annem İzmir'de, o da diyor. Şarkıcı, nerede şarkıcı? Ankara'da söylemiş diyor. Diyorum buna, ben seni anana çekmişsin. Onu konuşuyoruz da. He? Bu aldı gitti başını İzmir'e, dedi anama gideceğim. Kimin aklına gelir Songül, Leyla Alem'in kızı çıkacak. Amirim diyordunuz hep bu hayatın hiç sürprizi yok mu diyor. İşte ne güzel sürpriz. Yani. Ya siz... Allah Allah, ayrı masada mı otursak acaba? Kendi kendinize konuşun ya, biz acık. Biz zaten hava almaya çıkacağız abi. Ya, şuradan bir sigara yakayım da. Allah'ım yarabbim yarabbim yarabbim.
Ya aynı duruyorsun Leyla Hanım. Sen de öyle Tahir. Bir tek koca kafa beyazlamış. Bu kadar. Ya bir şeyler getirin yiyecek arkadaşlar. Yiyecek de tamam da ne yapsak acaba? Arkadaşlar merhaba in. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ay anne sahiden kaydedemedin mi? Ay be kızım ne bileyim ben bu düğmeye bastım. Ona basılıyor muydu? Evet ona basılıyor. E işte ona bastım. Ondan sonra burada rakamlar dönmeye başladı. Buradaki ışık da yanıp söndü. Peki sen bu düğmeye... Bu düğmeye basarsan olmaz tabii. Buna da bastın mı? Bastım. Anneciğim o Paus düğmesi. Ona basarsan tabii böyle kalır. Neyse canım. Hay Allah ya. Şuna bak. Ay şimdi olacak iş mi bu? 40 yılda bir kızım televizyona çıkıyor. Ben de kaydetmeyi beceremiyorum. Aman anne dert etme ne yapalım? Bir daha çıkarız olmazsa. Ha inşallah. Ferit seyretti mi acaba? Daha seyretmiştir herhalde. Hiç aramadı ama. Ya Tahir'cim ne günler yaşamış kızım buralarda ya. Öyle oldu. Öyle oldu Leyla'cığım. Yani çok tatsız günler yaşadı yavrum burada ya. Hep beraber çok kötü günler geçirdik Leyla Hanım. Hala da devam ediyor işte. Ama Allah'tan sevinecek bahanelerimiz var değil mi abi? Öyle öyle. Leyla Hanım yani sahiden çok sevindim seni gördüğüme. Ya ben de öyle. Nerede kızımız ha? Songülcüğüm ağlamak zırlamak yok artık. Bak ne güzel bir araya geldik işte bitti artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Onu da çok içmeyeceksin ha. Tamam. Yarın avukata gidip boşanma davası açacağım. Abla, sende biraz para var mı? Para az bir şey. Ben bir işe gireceğim. Ne işine gireceksin? Bilmiyorum. Yarın gidip iş bakacağım. Hayatımı yeniden kurmak istiyorum. Her şeyi tek başıma yaşamak istiyorum. Annem, baba kahve içer misiniz? Hayır hayır annem kahve içmesin. Türkan ablasın? Bilmem. İçerim içerim. Hadi kızlar size güzel bir kahve yapayım. Türkan sen de falımıza bak olur mu? Aa ben yapıyorum işte. Aa sen ne zaman öğrendin kahve yapmayı? Ben zaten çocukluğumdan beri biliyorum kahve yapmayı. Aman ağzımızın tadını bozacaksın şimdi. Yapacaksın bulaşık suyu gibi bir şey. Yapar mısın kuzum? Yaparım tabii. Sen kahveni yap o zaman. Neyse bulaşıktan yırttın. Asıl kahve yapmak marifet değil kızım. Gel de bulaşık yıka şu evde biraz. Aa onu da yıkarım ne var? Gel kız buraya. Bu cadı var ya bu cadı. İkimizin de yapamadıklarını yapacak. Kendi hayatını kuracak. Keyfini çıkaracak yaşamının. Ya ben bazen düşünüyorum da evlenip evimin kadın olayım diyorum. Aa sahi mi kız? Görmüyor musun bizim halimizi deli? Birimiz ev kadını, birimiz ev kızı. Önce git kendi başının çaresine bak. Hayatını kur, meslek sahibi ol. Sonra düşünürsün evlenip evlenmemeyi. Ne o salak gibi evde oturup bulaşık mı yıkayacaksın benim gibi? Bak benim mesleğim olsaydı böyle mi olurdu? Şu yaşadıklarımı gör de ona göre hareket et. Ben hayatımı yeniden kurmayı düşünüyorum. Sen benim geçtiğim yerden geçmek istiyorsun. Peki sen hayatını yeniden kurmak için ne yapacaksın? Yarın iş bakmaya gidiyorum. Ne iş arayacaksın? Bilmiyorum. Aklımın erdiği, dilimin döndüğü ne iş olursa yapacağım. Hatta bir değil iki iş yapacağım. Demek kavuştun İzmir'le. Evet. Kavuştum İzmir'le. Kıtı Öz'ün biri de evlenme teklif etti. Nasıl Kıtı Öz ya? Çok beğenmiyorum da. Çok kibar biri ama.
varlıklı da. İngiltere'de lokantası var. Gel gidelim diyor. E'si diyorum ki anasını satayım, evleneyim gideyim. Bir de çocuk yaparım. Hayatım kurtulur belki. Ne olacak böyle, batağa girip çıkacak mıyız ömür bu? Sen sahiden evlenmeyi düşünüyor musun ya? Belki de evlenmek kurtulmak demek. Yani yuva kurmak ne demek bunu biliyorum. Eve kapanıyorsun. Hayattan kurtuluyorsun. Seni görünce acaba mı dedim. Lan acaba beyaz atlı prensim olur mu? Senin aklın beş karış havada. Peşinde de yok. Ya Songül, sana bir şey soracağım. Sor. Emir'le birlikte olur mu? İyi hatırlamıyorum ama koyuna girip bıçakla mı öldürsem, boğazını mı kessem, ateşe mi versem diye hep düşündüm. Koyununa girdin mi? Bilmem ki. Kriz günleri. Girdim galiba. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Anladım. Songül, bu adam ortalıkta dolaşıyor. Bu herif hastaneden kaçtı. Git bu şehirden kızım. Ortalıkta dolanma. Bir an evvel bu şehri terk etmeniz lazım. Gelsin bulsun o zaman, hadi bakayım. Girsin burnumun dibine kadar. Suratını gözünü patlatayım. Demek biz ayrıldık, ondan sonra evlendin ha? Evlendim. Bir şef garson vardı, Songül'ün babası. Zaten onunla gittim İzmir'e. Bir süre çalıştım falan. Fuarda muarda. Sonra böyle biliyorsun işte bir şeyler değişti. Böyle bir pisleşti misleşti. Bıraktım, İzmir'e yerleştik. Zaten birkaç ay sonra da öldü. Songül'ün babası trafik kazasında. Allah rahmet eylesin. Amin. Senin oğlan kaç yaşında Tahir? Benim oğlan değil, kızım var ya. Affedersin. Kız kaç yaşında? 6 yaşında. Adı ne? Alev. Alev. Alev mi koydun adını? Helal. Çok merak ettim. Lütfen göster bana çocuğunu. Tamam. Ne kadar buradasın sen? Öbür gün dönüyorum. Ben seni görmeye geldim. Senin hayatında kimse yok mu? Yok. Var bir şeyler de yani. Gerçek değil öyle. Hayal mi ne işte bilmiyorum. Ya Tahir. Doğru söyle, hiç aklına geldin mi? Ya hiç aklımızdan çıkmıyorsun tabii canım. Yalan söylüyorsun. Vallahi yalan değil ya. Ferit gelince sor. Daha geçen akşam konuştuk, dedik işte. Bir tane şarkıcı sevgilimiz vardı falan. Niye evlenmedin benimle? Yakıştıramadın mı kendine? Estağfurullah, ne diyorsun ya? O zamanlar... hayata katı bakıyorduk tabii, şimdiki gibi değil. Yani şimdi evlenir misin? Seninle mi? Yok ya, ben kendimi kastetmedim. Yok ya, evlenmek falan filan. Uzak bize öyle şeyler. Kimseyle evlenecek halimiz yok ya. Ah canım Tahir. Nasıl aynı bakıyorsun oğlum? Ya.
Sen de öyle ya. Böyle gözler 16 yaşında. Vallahi 16 yaşında. Hakikaten ya. Vallahi. Canım abim. Ne kadar sıcaksın sen ya. Ne kadar sıcaksın abim. Böyle kızım. Kapatalım mı kapatıyorlar? Ne? Kapatalım mı kapatıyorlar? Ne kapatıyorlar ya? Bırak oturalım sabaha kadar. Nereye kapatıyorlar? Neyse bize yakışmaz. Kalkalım. Hadi gelin şurada bitirelim de. Çocuklar bir meyve getirin de gidiyoruz biz hadi. Kardeşim benim, görüyor musun tahlil sonuçlarını? Bu pozitif, bu pozitif, bu pozitif. Yani yanında turp gibi oturan pozitif bir annem var. Maşallah. 0 kilometre, 0 kilometre. Sakın bana yalan yanlış bir rapor gösteriyor olmayın. Aşk olsun anneciğim ya, olur mu öyle şey? Zaten kötü bir şey olsa, istemediğimiz bir durum olsa bunu hep beraber göstereceğiz, öyle değil mi? Niye burada şike yapalım? Her şey tertemiz anne. Adiyem. Var mısın bugün senden Beyoğlu'na çıkıp bir sinemaya gidelim ha? Ne dersin? Sinemadan çıktıktan sonra Asmalı Mescid'e kadar uzanır. İki kadeh rakımızı da parlatırız orada. Ha? Sonra da bir pastaneye gideriz. Pastalarımızı yeriz, kahvemizi içeriz. Bu muhabbet, bu sevda 42 seneye dayanıyor. Unutulur mu hiç? Unutulur mu? Unutulur mu hiç? Bu sevda unutulsaydı bu çocuklar doğar mıydı? Doğru söylüyorsun. Bu çocukları kazara yapmadık Kamber'cim. Ailede bir tek kazayla ben oldum herhalde. Elinizden mi kaçtı, ne oldu? Baksanıza 3 tane kız, 1 tane erkek. Zaten mesleğimizde de üzdük sizi. Aa, ne biçim konuşuyorsun öyle oğlum? Bak ablana, evlendiremedik. Evde kaldı, kimseleri beğenmedi. Senin de Melike'yi kaçırmandan korkuyorum. Ne güzeldi televizyonda Melike. Hani diyorum evlenseniz de ölmeden bir torunumuz daha olsa. Bakacağız anne, bakacağız. Anne gerçekten çok mu istiyorsun evlenmeni? Ne bileyim yavrum. Hayatını bir düzene sokmanı istiyorum. Güzel kız, pürüpak, ahlaklı da, sana da aşık. Eğer evlenirseniz... Ay ne güzel çocuklarınız gelir dünyaya. Allah nasip ederse. Bak eğer evlenmek istiyorsan işte önünde bir kız. Hani öyle baskı falan da yapmıyorum. İyi ki baskı yapmadın anne. Alo. 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 Cevap versene kardeşim. Postacı kapıyı 2 kere çalar.
İzmir'de Songül Hendekli adına kayıtlı telefon numarası, adres, ne varsa hepsini bulun bana. Ayrıca İzmir'deki bütün barlara bakılsın, tamam mı? Emredersiniz abi. O bizim zehir hafiyelerin yanında Cemil diye bir memur vardı. Onu alın da şu eğlenceyi başlatalım. Amcam nerede? Teknede abi. Gelince haberim olsun. Kaybol sen de. Evet, anlaşıldı müdürüm. Bir ufak yazı var hem de, onu bitireyim geleceğim ondan sonra. Emredersiniz, tamam. Gel. Kusura bakmayın abi. Geçen gün sormuştunuz. Ben de kız arkadaşıma getirdim size tanıştırmayı. İyi ettin ya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın bacım? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olasın, teşekkür ederiz. Dalga geçiyoruz geçenlerde, bunlar diyorlar girlfriend, girlfriend diyorum. Nedir, sende var mı girlfriend? Siz de diyor musunuz boyfriend? Yok, demiyoruz. Onlar da demiyorlar. Öyle mi? Çok şeker kız ya. Ne iş yapıyor? Amirim mağazada satış görevlisi olarak çalışıyor ama evlenince ayrılacak, bırakacak. Evleneceksiniz ha? İnşallah amirim. Evlenin bakalım. Bu arada sizden bahsetmiştim. Ben Adana'dan sizin için Cezerya getirmiş amirim. Yok ya. Bana getirdin ha Cezerya'yı. Niye yapıyorsunuz böyle şeyler ya? Peki, sağ ol bakalım. Delikanlı çocuk bu. Bunlar. İyi koca bulmuşsun kızım bak. Bunlar iyi çocuklar. Ha? Sağ olun abi. Sen de sağ ol Cemil. Ya Cemil şu Alevi okuldan alıver de bugün. Bir hastaneye götür şu kolundaki çürüklerle ilişkili bir rapor alalım. Bundan sonra da adli tıptan bir rapor getir. Eziyet ispatı çıkartacağım mahkemeden, velayetini alacağım çocuğun annesinden. Başsın abi. Ya kızım bak bize nelerle uğraşıyoruz. Evleniyoruz, ayrılıyoruz, çocuk ortada kalıyor. Aman siz dikkatli olun bu konuda. İyice tanıyın birbirinizi. Evlendikten sonra, çocuk yaptıktan sonra ayrılmak bu. Bu çok acı bir şey. Bunu sakın yapmayın. Baş üstüne. Yine bir baş üstüne salladın Cemil ha. Ha? Emir değil ya işte, hayat. Doğrudur amirim. Hadi bakalım. Siz, Cemil hadi siz işinize gücünüze bakın. Ben alev alırım. Hallederim amirim. Yok yok, ben hallederim. Siz şimdi, ben hoşuma gitti böyle gördüm sizi. Hadi gidin bir pastane, muhallebiciye bir şey yiyin için hadi. Sağ ol abi. İyi günler. Hadi bakalım, iyi günler kardeşim, iyi günler. Dair abi, merhaba. Tanıdın mı beni? Ya sen hırsız Seyfi değil misin ha? Ya amirim, hırsızlık masasında siz taktınız bu ismi bana. Hırsız Seyfi, hırsız Seyfi diye. Aman burada söylemeyin ne olur. Ya yok, burada ne söylüyorsun? Siz kendiniz söylediniz o zaman. Dediniz yumurta çalıyoruz mahallede bilmem ne. Sana dedik bize hırsız. Yani senin bir hırsızlığını görmedik yoksa, değil mi? Ne işin var burada? Vallahi amirim aniden kalktık geldik işte. Nereye geldin? Galiba buraya, cinayet masasına. Tayin oldun ha, cinayet masasına. Hayır abi, şube müdürü konuşmadı mı seninle? Şube müdürü ya, çağırdı. Biraz önce gideceğim, konuşacağım şimdi. İyi, hoş geldin bakalım ha. Geç otur bir çay falan söyleyeyim sana. Sağ ol abi. Selam. İfade dosyaları. İyi, bakarım birazdan. Ya Ferit, beni yanlış anlamadın değil mi geçen gün? Neyi yanlış anlayacağım ki? Böyle biraz şeyim bozulmuş. Bir afra tafra gelmiş, bir efelik gelmiş üstüne. O iyi değil. Yoksa haklısın tabii söylediklerine. Benim kız kardeşim pisliğe bulaştıysa, suçluysa ben onu niye suçsuz göstereyim? Canını okurum kardeşim. Olacakları biliyoruz işte. Filiz savcılığa ifade verdi, savcı da takipsizlik kararı çıkardı. Mahkemeye çıkmadan dava dosyasından çıkarıldı. Ama insan ilk önce kardeşini gizleme, kollamak istiyor. Ya tamam Ferit, kusura bakma. Ben de... Ya ortada üstü örtülecek bir şey varsa, en yakın arkadaşımın davasının üstünü örtmek isterim tabii ki. Ama bize böyle öğretmediler biliyorsun. Ben de böyle yapmadım hayatımın hiçbir döneminde. Haberi duydun mu? Ne haberi? Cinayet masası bölge amirliğinden alıyorlar. Daha alt göreve verecekler Tahir Başkomiseri. Dün gece yine bir vukuatı olmuş. Suç duyurusunda bulunmuş adam. Kim? Kızının üvey babası. Ha, biliyorum. Korktun mu sen? Yok. Ne okuyorsun? Hiç. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Dersim yok.
ders notlarımı almaya geldim. Sen ne yapıyorsun? Dersin bitti mi? Bitti. Arkadaşlarla Ortaköy'e gideceğiz. Hava da çok güzel. Sen de gelsene bizimle. Gelemem. Arkadaşımla buluşacağım. Arkadaşın da gelsin bizimle. Kız kardeşime hediye bakacağım. Belki bana yardımcı olursun. Eve gideceğiz. Zaten abim bu olaylardan sonra evin etrafından ayrılma diyor. Ya o gün de abim beni çok korkuttu ya. Hiç sana benzemiyor. Yani ne söyleyeceğim, ne yapacağımı bilemedim. Biraz sert galiba. Öyle gözükür. Ama aslında çok cana yakındır. Yani herkes onu çok sever. Benim de buzları eritmem lazım bundan sonra o zaman. Bundan sonra mı? Yani ikimizi sık göreceği için bundan sonra aramızı iyi tutmamız lazım. Benim gitmem lazım. Gitmesen olmaz mı? Kusura bakma. Hoşça kal. Ya Tahir, neler oluyor sana kardeşim? Seni anlayamıyorum yani. Bu eser Koyu Dağ'da şüphelisin. Enjektörde senin parmak izlerin var. Odada başka iz yok. Yani şüpheli sensin. Sonra gidiyorsun adamın evine, ebeveynini dövüyorsun. Şimdi de kızının üvey babasını dövüyorsun. Ya sen ne oldun Tahir? Sanki kaya gibi sağlam bir adamdın. Daldın, darmadağın oldun. Bu durumda seni biraz dinlendirmemiz gerekecek. Yerine Seyfi babacan bakacak. Anlaşıldı müdürüm. Müsaadenizle. Gel, gel de bir çayımızı iç, gel. Gel Tahir. Seninle biraz dertleşelim, sohbet edelim. Ha? Seni şimdi bu durumda yalnız bırakmak olmaz. Ben yalnız değilim müdürüm. Hani bir ben vardır, ben de benden içer bir misali. Neyse, uzun hikaye. Hasta bakıcının otopsi raporu geldi. Görmek ister misiniz? Amirim, şube müdürü gelmeden önce sizi soruyordu. Amirim, sizle ilgili suç duyurusu var. Bana istediğim gibi hareket etme fırsatı vermediniz. İstifa ettirmediniz. Ettim, geri aldırdınız. En sonunda kovulduk buradan. Sizle ödeştik. Karşıda oturuyorsunuz. Gelip gitmeniz zor değil mi bu trafikte? Vallahi ben artık çalışmaya karar verdim. O yüzden zor da olsa geleceğim. Daha önce iş hayatınız oldu mu? Yok. Ben bir ara evde dikiş döküyordum. Siparişler falan aldım. Boncuk işi yapıyordum. Ben gene çalışmak istiyorum. Mezuniyet nedir, diplomanız? Ortaokul mezunu. Anladım. Excel biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilgisayar kullanıyor musunuz? Aslında gördüm, ilanda bilgisayar kullanımı istiyorsunuz. Bilmiyorum ama ben çok çabuk adapte olurum eğer biraz gösterirseniz. Ama öyle göstermekle falan olacak şey değil bu. Evde oğlumun bilgisayarı var, oradan biraz biliyorum. Hiç internete girdiniz mi? Yok. Anladım. Sağ olun hanımefendi. Biz size haber veririz.
Buyurun. Ferit Bey. Evet. Ben Alev'in annesiyim. Tahir çıkmış gitmiş. Sizinle görüşebilir miyim? Tabii, buyurun. Dün gece çok tatsız bir hadise yaşadık. Evet, duydum. Tahir Demir'le kocamı dövdü. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Yani Tahir'i karşımda görsem... Yani karşımda görsem kafasına bir şey fırlatacağım. Bu adamın ruh sağlığı iyice bozulmuş. Delirmiş bu adam. Ortada fol yok, yumurta yok. Geliyor benim kocamı dövüyor. Hanımefendi sakin olun. Ortada fol yok, yumurta yok diyorsunuz da... Tabii ki böyle bir şiddet olayının övülecek bir yanı yok ama... evde de çocuğa şiddet uygulanmış. Kim şiddet uygulamış? Alev'in kolunda morluklar vardı. Ve bunu kocanızın yaptığını söyledi. Şimdi Tahir Başkomiser böyle bir olayı duyduğu zaman... siz benden daha iyi tanıyorsunuz ki onu zapt edebilmek için. Adamın hayatında en değer verdiği şey kızı. Kim kolunu bükmüş? Kim söylemiş bunu? Alev kendisi söylemiş. Yavrum babası sıkıştırınca herhalde söylemek zorunda kaldı. Alev böyle bir şey söylemez. Ayrıca Ekrem'le Alev ne zaman yalnız kalmışlar ki Alev'e şiddet uygulayacak? Siz hepiniz delirmişsiniz. Hanımefendi buraya benimle konuşmaya geldiniz. Olayla çok fazla alakam olmamasıyla birlikte Alev'i ben de çok seviyorum. Eğer evin içerisinde böyle bir olay olduysa... Tahir Başkomiseri biraz abartmasına rağmen anlıyorum ve anlayışla karşılıyorum. O yüzden yanlış biriyle konuşuyorsunuz. Hepiniz aynısınız. Hepiniz manyaksınız siz. Hanımefendi lütfen odayı terk eder misiniz? Siz hayatınızda ilk defa gördüğünüz biriyle nasıl konuşuyorsunuz böyle ya? Rahatsız. Geldim işte. Bir süre buradayım. Burada bir sergi açacağım. Ondan sonra biraz Anadolu'yu falan dolaşacağım. Onun için geldim. Ne yaptın, ne ettin bunca sene? Yani şu tıraş bitsin de ondan sonra konuşuruz, tamam mı? Şu poşetleri eve bırakayım, hemen geliyorum. Yeter, gidelim artık. Kaç. Pastayı kim alıyor? Sen mi, ben mi? Ben alırım. Emin misin sen? Bak bir terslik çıkmasın. Organize edemezsen yandın. Ya merak etme. Siz de iyiden salağa bağladınız beni ha. Ya ben okulu birincilikle bitirdim kardeşim. Pardon. Pardon. Hadi çıkalım. Ya çok hayırsızsın sen, biliyor musun? O kadar sene birçok mektup yazdık sana. Biz de sana cevap yazdık değil mi? Ama sonra kaybolup gittin. Kaybolup gittim gerçekten. Brüksel bizi harmanladı. Gittik işte bir yerlere ya. Ay ne kadar şaşırdım seni görünce, biliyor musun? Oradan geçiyordum, ya bu bizim Tayfur değil mi dedim. Sen ne yapıyorsun? Elbise teyelliyorum işte. Aynı hamam, aynı tas. Bizim mahallede bir dükkan var, terzi dükkanı. Orada çalışıyorum. Çok değişmiş bizim mahalle ya. Çok değişti. O eski yazlık sinemada duruyor mu hala? Yok canım, nerede? Otopark oldu orası şimdi. O eski yazları çok özlüyorum ya. Cırcır böcekleri, sabahlara kadar bülbüller. Sanki apayrı bir sessizlik vardı o zamanlar ya. Aman sen de dünyanın en güzel yerlerinden geliyorsun. Hapisten çıkmışsın sanki. Türkan nasıl? Türkan... ya biraz problemli şu sıralar. Evliliğinden dolayı. Ya evlendi tabii. Çocuğu da var. Doğru ya, sen yazmıştın çocuğu olmuş. Ondan sonra da bağlantı koptu galiba. Ha? Evet. Gel Neslihan.
Kusura bakma, gelmek istemezdim. Sabah okula gittim, çocuğu vermediler. Emniyete geldim seninle konuşmak için, yardımcınla konuştum. Neler oluyor Tahir? Anlatsana bana. Neyin var senin? Ne yapacağım ben seni? Neyi ne yapacaksın? Nasıl neyi ne yapacaksın? Öldürecektin adamı ya. Sen ruh hastasısın. Git kendini bir doktora göster. Bugünlerde biraz kendimi kontrol edemedim biliyorum yani. Biraz kafam dağınık. Ama sen o beraber olduğun adamın kızının kolunu bükmesine müsaade eder misin görsen? Ne? E saçmalama, Ekrem öyle bir şey yapmaz. Sen kızına inanıyor musun? Ben kızıma inanıyorum. Ama o daha çocuk. Sana böyle bir yalan söylemiş olabilir. Çünkü ne yapıyorsanız, ne ediyorsanız çocuğu adamdan soğuttunuz bir kere. Şimdi sıra bende, benden de soğutacaksınız. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Siz yaptın, kim? Kimle beraber yapmışız bunu? Sen ne diyorsun ya? Ne biçim konuşuyorsun sen? Kimmiş bunlar? O yardımcının kız kardeşi, Türkan'da evlenecek kadın. O hem sana sahip olmak istiyor, hem çocuğuma sahip olmak istiyor. Bana bak, git kiminle ne yaşayacaksan yaşa. Git kiminle olacaksan ol. Ama benim çocuğuma sahip olamayacaksınız. Kocam suç duyurusunda bulundu. Seni hapislerde süründürteceğiz. O vurduğun her şeyin hesabını sorduracağım senden. Neslihan, gidin nereden ne şekilde hesap soracaksanız sorun. Ama bir tane mahkeme açıldı. O mahkeme çocuğu sana verdi değil mi? Kanun aldı, çocuğun velayetini sana verdi. Bizim sesimizi çıkarmadık buna. Ama şimdi benim çocuğum senin evinde eziyet görüyorsa ben de mahkeme yoluyla bu çocuğu senden alacağım. O çocuğu sana vermeyeceğim. Ama benim üzerime gelme, damarıma basma. Daha sinirim geçmiş değil. Anlatabiliyor muyum? Benim seninle bir davam yok kişisel olarak. Onu anlatıyorum sana. Benim davam başka. Bana şimdi sakin sakin kendi başıma düşünme fırsatı vereceksin. Her şeyi gözden geçireceğim. Anlıyor musun? He? Sen nereden çıktın benim karşıma ya? Sen benim hayatımın en büyük şanssızlığısın. Benim sana yapabileceğim hiçbir şey yok. Allah belanı verir inşallah senin. Ya ne yaptım ben sana ya? Ne yaptım ben sana? Neyin intikamını almaya çalışıyorsun sen benden? Televizyonu kıs biraz. Kapatayım istersen. Kapat. İstemiyorum ya. Tavuklu pilav getireyim mi sana? Yemek yemek istemiyorum. Beni yalnız bıraksana. Canım sıkılıyor, konuşmak istemiyorum. Peki. Bir şeye ihtiyacın olursa ben içerideyim. Ekrem, sana bir şey soracağım. Ya bana bir şey sorma. Benle konuşma. Çünkü benim oturup bunu ciddi ciddi düşünmem lazım. Neyi düşünmen lazım? Bu çocuk ortada olduğu sürece, babası olacak o hayvan hayatta olduğu sürece benim seninle mutlu olmama imkan yok. Peki sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap ver. Sen Alev'e bir şey yaptın mı, yapmadın mı? Varsayalım ki yaptım. Ne yapacaksın yani? Hı? Kocan gibi eline demiri alıp üstüme mi yürüyeceksin? Ben senin kızına bir şey yapmadım. O piç kurusu küçücük boyuyla büyük yalanlar söyleyip iftira ediyor. Azmış, kudurmuş babasını üstüme saldırtıyor. Senin kızın. Mutlaka sana çekmediği belli. Ne doğru düzgün baba terbiyesi almış, ne doğru düzgün insanlık terbiyesi görmüş. Mikrobun teki. Nasıl konuşuyorsun Ekrem ya? Beni ne kadar kırıyorsun, farkında mısın?
Ben seninle olmak için her şeyi göze aldım. Bunları mı söyleyeceksin bana? Sana bir şey sordum, sadece ona cevap ver. Ben onun terbiyesini vermesini bilirim. Sen kızıma bir şey yaptın mı, yapmadın mı? Yaptım. Kulağını da çektim. Kolunu da büktüm. Kıçına da vurdum. Bir daha bir yerde karşıma çıksın, bana aynı şeyleri söylesin, bu sefer kafasını da patlatırım onun. Onun kafasını patlatacak biri varsa o sen değilsin benim, anladın mı? Öyle mi? Evet. O zaman al kızını, defol git nereye gideceksen. Terbiye mi vereceksin? Kafasını mı patlatacaksın? Ne yapacaksan yap. Burada olma. Ne demek istiyorsun sen ya? Bana defol git mi demek istiyorsun? Nasıl anlarsan öyle diyorum. Yeter ya. Evlendiğimiz günden bugüne kadar şu evde o kızın meselesini geçmediği bir gün olmadı ya. Al kızını, defol git nereye gideceksen. Şu halime bak. Allah'ın kırosu bir herif eline demiri almış, sokağın ortasında beni evire çevire dövüyor. Defolun abi. Hepiniz defolun gidin bu şehirden. Burada annem olacak, burada sen olacaksın, burada da kamera ailesi olacak. Peki kızım. Öyle olsun bakalım. Bundan sonra seni göndermeyeceğim o Ekrem denen adama. Hep beraber olacağız, tamam mı? Peki annemi görecek miyim? Göreceksin. Sana bir şey vereceğim. Nedir bu? Ne kızım bunlar? Bugün senin doğum günün. Para mı veriyorsun bana doğum günümde? Biriktirmiştim. Bu kadar oldu. Daha da olsa daha da verirdim. Sen eve masraf ediyorsun şimdi. Bununla da bir şey alırsın. Oh benim. İncer oldu. Güzel kızım benim. Bir tane kızım benim. Çiçek kokan kızım benim. Nereden çıkartıyorsun böyle icatları yahu? Doğum günüymüş, mom günüymüş ya. Allah Allah. Doğdunuz amirim. Ya hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Geçin bakayım. Allah Allah. Çocuğum, sen mi? Bu elleriniz, kollarınız dolu. Bunlar, bu mu organizasyon yapıyor? Ne yapıyor ya? Garip. Allah Allah. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya buyurun. Allah Allah. Sağ ol. Sen de iyi ki doğdun. Kızım, sen Mersin'i ayarladın ettin yoksa bak. Mutlu yıllar. Sağ olun Fatma Hanım. Allah Allah, biz hiç alışık değiliz böyle şeylere. Nice yıllar oldu. Sağ ol kardeş. Eyvallah, sağ ol. Kerem, mahcup ettiniz yani böyle. Allah Allah, bak bak bak. Hay Allah, niye yapıyorsunuz böyle şeyler? Buyurun buyurun hanımefendiler. Bu ne? Bu ne şimdi ya? Allah Allah. Amirim buyurun, üfleyin. Ya geç sen üfle Cemil. Biz mi üfleyeceğiz şimdi? Ya ben hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Kızım sen üfle bari. Birlikte üfleyin. Canım sen kes. Kim kesecek? Kızlar ailesi abi. Yani şu keselim falan. Ha, siz bir kere kesin. Adetinizi bozmayalım haydi. Şöyle mi? Ha. Böyle. Amirim eskiden çalar mısınız? Feyzi abi söyledi. Hay Allah ya, o kendi çalar, o kendine söylemiştir ya. O göz ya. Ferit, dünyanın parasıdır bu şimdi ya. Allah Allah. Lüzumsuz lüzumsuz işler yapıyoruz. Biz de o yüzden hep beraber birleşip aldık abi. Ya Resulallah. Çok zahmet ettiniz ya. Allah Allah. Çok güzel bir bağlama bu. Feyzo değil mi ya? Çok şu an bana bağlı. Vallahi ben kendilerimle seçtim.
kardeş. Güzel günlerde çalacaksın. İnşallah, inşallah. Aleme başka. İnşallah. Abi, ben izninizi isteyeceğim. Bağlama mı çalacağım? Hayır abim, nerede? Nişanlımın annesi gelecek de. Öyle mi? Onu karşılamaya gideceğiz abi. Pekala. Peki, nereden geliyorlar? Tekrar tebrikler. Peki, kızım selam söyle anaya babaya, hürmet, haydi. Hadi bakalım canım. Kendine mukayyet ol, dağıtma. Tamam. Hadi bakalım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Seyyar bağlamacı gibi kaldı burada da. Arkadaşlar çok, bu bağlama çok makbule geçti. Yani hepinize nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Hani diyorum evi düzüyoruz, eşya koyuyoruz. Yani şurada bir yerde bir bağlama olsa, duvarda asılı olsa da. Hani çalmasak, orada dursa bize moral verir öyle şeyler, biliyor musunuz? Hani inşallah güzel günlerimiz olur da o bağlamayı beraber çalar söyleriz. Olacağım. Sağ olasınız. İnşallah aminim. Haftada bir iki kez görecekmişim babanı. Ben de annemi göreceğim. Bizim okulda herkesin ailesi beraber yaşıyor. Niye bizimkiler böyle? Ne yapalım kızım? O da bizim kaderimiz. Mesela şey yapsalar. Ne yapsalar? Mesela büyük bir evde otursalar. O evde hem senin annen hem benim babam olsa. Üst katta benim annem, alt katta da senin baban olsa. Biz istediğimiz zaman bir yukarı çıkarız, bir aşağı ineriz. Ben bir kere benim annemle senin babanın evlenmesini istemem ki. Ben de senin annenle benim babamın evlenmesini istemem. Aptal, ne konuşuyorsun o zaman? Tamam, evlenmesinler ama beraber dursunlar. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. O zaman ne konuşuyorsun şapşal? Sen benim babamı sevmiyor musun? Seviyorum ama esas babam gibi olmaz. Ben de senin anneni seviyorum ama o da benim esas annem gibi olmaz. Çocuklar, ne yapıyorsunuz bakın burada, ha? Çekildiniz bir köşeye, bıcır bıcır konuşuyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz? Nedir bunlar? Lego mu oynuyorsunuz, bu nedir? Baba, sana bir şey soracağım. Siz Türkan ablayla evlensen, annem mi çok seversin, Türkan ablayı mı? Kızım, şimdi böyle şeyleri sormak, yani büyüklere bir şeyler sorarken bunun bir şekli vardır, şemali vardır değil mi? Bunun bir usulü vardır yani, böyle pat diye her şey sorulmaz. Efe soruyor mu öyle bir şey şimdi? Efe sana sormuyor ama ya gidip annesine soruyorsa? Biz şöyle düşünüyoruz, sen söyle. Sen düşünüyorsun bunları, sen söyle. Peki o zaman. Biz şöyle düşünüyoruz. Büyük bir ev olsun istiyoruz. Siz Türkan ablayla beraber orada durun. Biz de sizin yanınızda duralım. Üst katta benim annem, alt katta da Efe'nin babası olsun. Ben
Ben böyle şeyler düşünmüyorum Tahir amca. Bu kendi kendine konuşuyor. Ben hiç böyle plan yapmıyorum. Tahir Bey. Almışlar karşılarına Tahir Bey'i bıcır bıcır. Ne konuşuyorsunuz bakayım? Türkan Hanım, bunların burada konuştukları... Sakın içeride böyle şeyler konuşmayacaksınız. Bunu içeri taşırlarsa bu konuştuklarını rezil oluruz burada. Ben de güleceğim mi, kızacağım mı bilemiyorum. Ya Allah aşkına ne konuşuyorlar söyleyin. Bu diyor ki, siz aynı evde kalacakmışsınız, evlenecekmişsiniz. Halimciğim, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Ben çıkarmıyorum, bu çıkarıyor. Yalan söylüyorsun, sen çıkarıyorsun. Sen git babanla kal. Sen de annenle kal. Vallahi Türkan Hanım, ne yapacağım ben bu çocuğu bilemiyorum ya. Akıl böyle yukarısından gidiyor, beş karış yani. Her şeyi konuşuyor, her şeyi soruyor, ediyor böyle. Sizin çocuk da öyle maşallah yani. Ne yapacağız ben buna? Televizyon mu seyrettirmesem ya? Çıkıyor, oynuyor orada, nasıl göbek atıyor ya? Nereden öğreniyor bunlar? Aman Tahir Bey, hepimiz oynadık öyle. Öyle değil, bu afet olacak Türkan Hanım. Aklına geleni konuşuyor, çıkıyor, göbekler atıyor bilmem ne. Bunu kim giydirmiş böyle Türkan Hanım? Hiç böyle benim aklım almıyor yani. Bunu sahneye çıkart, bizim kız para kazanır yani. Bunu böyle oynatmamak lazım ya. Tahir Bey, o mektubu yazdıktan sonra çok pişman oldum. Neden pişman oldunuz Türkan Hanım? Ne bileyim. Siz o konuyla ilgili hiç konuşmayınca... Ben de tabii bir şeyler yazmaya çalıştım ama beceremedim. Nasıl yani? Yani bir mektup yazmayı denedim. O da olmadı. Ben zaten mektupta yazamam, öyle çok konuşamam da Türkan Hanım. Ama ben de sizin kadar cesur olmak isterdim Türkan Hanım. Siz çok cesur birisiniz. İşte gönül işleri mevzu bahis olunca cesaretimiz kırılıyor. Sizi hep çok üzgün görüyorum. Ne olur üzülmeyin. Size hiç yakışmıyor üzülmek. Zaten kendimize yakışmayan bir sürü şey yaptık Türkan Hanım. Keyfiniz nasıl amirim? İyi ya Ferit, bu bizim kızı konuşuyoruz ya. Bunu diyorum böyle oynatmamak lazım yani. Bu nasıl çıkıyor, oynuyor ya. Böyle şeyler yaptırmamak lazım değil mi? Ya amirim, ne güzel oynadı kerata ya. Allah Allah, Ferit'e bak ya. Şimdi bilfarz şimdi evlenseniz yani. Bu çocuğunuz olsa böyle oynatacak mısınız yani? Şakır şakır oynuyor dansözler gibi. Olsun Tahir Bey, ne olacak? Ne olacak, bir şey, dansöz olacak. Heves edecek, dansöz olacak yani. Olacaksa da olur, ne yapalım da. Bilmem anlatabiliyor muyum merhabamı yani. Kolay gelsin. Beyzar, var mı bir şey ihtiyacın? Sağ ol Ferit, bitti zaten. Bunlar böyle yaş pastayı yapıyorlar. Bunlar gavur işler ya. Ne alakası var bizde? Çiğ köfte yiyeceksen, rakı içeceksen. Bunlar şarap içiler, çikolata yiyorlar. Yiyorlar. Eliye sağlık Beyzar. Ulan Tahir, sen çok şanslı adamsın. Yok ya. Vallahi ya, şanslı adamsın. Nereden şanslısın? Ya hangi Allah'ın kuluna nasip olmuş belesi ya? Ne nasıl olmuş? Bu insanları görmeyeyim sen oğlum. Ya sen ne kadar seviler ya. Ya sen de ki benim başım bele bele derde girdi. Senin için bilekini keser, ayağın altında paspas olurlar ya. Öyle, biz de onlar için öyleyiz. Abi orası da öyle. Ya amirim, ben bir hayvanlık ettim. Songül ile Leyla Hanım'a haber vermedim. İnsanlık etmişsin oğlum. Buna hayvanlık denmez. Şimdi Songül'ü alacağım, burada olacak. Melike burada, Songül burada değil mi? Çarpıştırmayacaksın. Mümkünse hiç karşılaşmayacaklar. Yani birbirinden habersiz çarşıda bile karşılaşmayacaklar eğer diyeceksen. Tayfur'a bak sen, çat kapı çık gel. Ya ay, hiç konuşamadık. Nasıl, değişmiş mi? Değişmiş tabii. Ama böyle hoşlaşmış, olgunlaşmış. Ve hala çok yakışıklı. Ne yapmış? Var mı sevgilisi falan? Ne bileyim canım, o kadar derinlere girmedik. Ama hala evli değil anladığım kadarıyla. Seni sordu. Ben de anlattım işte. Eski yazlık sinemanın oraya gittik. Dolaştık biraz.
Bana bak. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun da bu erkeklerde böyle bir şey bırakıyorsun? Bir tesir ediyorsun bir yerlerden. Adam geldi, dördüncü laf seni sordu ya. Aman abla, ne yapıyorum Allah aşkına ya? Hadi içeri devam edelim. Sen televizyon programını izledin mi? Ne programı? Ben televizyona çıktım. Niye bana söylemedin? Biraz böyle aşk falan. Sonra sen seyredince magazin gelecek diye söylemedim. Ama istersen video kaseti var. Yani programı yapan kızdan aldım. Hmm. Ama yok, vermeyeyim, vazgeçtim. Niye vazgeçtin şimdi? Ya senden bahsettim. Ya onları da senin duymanı istemiyorum. Şimdi... benim duymamı istemeyeceğin şeyleri televizyonda niye anlatıyorsun? Ya insan oraya çıkınca neyi saklayıp neyi gizleyeceğini bilemiyor. Yani natural mi olacaksın, uzak mı duracaksın? Ben de içimden gelenleri söyledim. Bence iyi yapmışsın. Nasıl yani? Yani içinden geldiği gibi konuşmakla iyi ettin. Sen programı seyrettin mi? Seyrettim. Niye benimle oyun oynuyorsun? E dedektifim ben ya. Melike. Evlenelim mi? Hayatımın fırsatı. Hayır. Bu zamana kadar sana el kaldırdım. Hiç böyle bir şey hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Zannedersen 5 yaşındaydım. Bir kere vurmuştun bana. O vurmak değil o. Benim söylemek istediğim şey başka. Ben hayatımda ilk defa seni birisinin dövdüğünü gördüm. Senin ezildiğini gördüm. Seni kırdıklarını gördüm. Bundan sonra seni yanıma alacağım. Bütün felaketlerden ben koruyacağım. Benim zaten bu dünya ile alacak verecek hesabım bitti. Malların çoğunu da pislikleri temizlemek için Bedir amcana verdim. Sana da bir şeyler bıraktım. Alacaksın o paraları, yeni bir iş kuracaksın. Bundan sonra pis işler bitti. Ne kadar verdin amcama? Abla biraz dursana. Ben eve gelmiyorum, bir arkadaşa gideceğim. Efe. Aslanım benim. Annen konuşmuş seninle. Hiç üzülme, hiç canını sıkma oğlum benim. Tamam mı? Ulan biz seninle ne tehlikeler atlattık be. Şimdi annen için yeni bir dönem başlıyor. Ben ablama destek olacağım. Sen de annene destek olacaksın. O şimdi bir karar verdi. Kendi başının çaresine kendi bakacak. Biz de ona beraber yardım edeceğiz. Tamam mı? Ben her zaman ikinizin de yanındayım. Öyle babası sahipsiz de değilsiniz. İşte kocaman bir ailemiz var, ben varım. Hiç üzmeyeceksin kendini. Tamam mı Aslan? Yo, ben üzülmüyorum bir şeye. Ama babam hapislerde yatmasaydım... daha iyi olurdu. Haftada bir iki kez görmek isterim babamı. Zaten birkaç sene sonra ben de çalışırım. Annemi de çalıştırırım. Belki babamı da kurtarırım. Ulan sana söz veriyorum. Baban için de elimden ne geliyorsa onu da yapacağım. Aslan kartalım benim. Hadi zıpla bakayım.
Abla ya. Sana bir şey soracağım. Tahir Bey'e karşı çok aleni değil mi senin bu davranışların? Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Herkesin ortasında ağzını suya akıyor. Evet, Tahir Bey'den hoşlanıyorum. Ama onunla beraber olacağım anlamına gelmez. Bazen aşırı ilgi gösteriyorum. Bazen de kendimi tutamıyorum. Ama kendisinden özür dileyerek bir mektup yazdım. Ve bu ilgimi yanlış anlamamasını rica ettim. Ya abla, ya sen neler yapıyorsun ya? Sen benim itibarımı hiç düşünmüyor musun? Bak Ferit, kendi hayatımı kurmaya, kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Kendime iş bulacağım. Tekin'den de kesinlikle ayrılıyorum. Benim içimde yaşadığım bir duyguyla senin itibarın ne alakası var? Ha? Ben adamın evine gidip koynuna mı giriyorum? Ne itibarından bahsediyorsun? Ya ne farkı var adama ilanı aşk etmekle koynuna girmek arasında? Sen nasıl konuşuyorsun benimle ya? Ben adamın birine aşık olacağım, o bana aşık olacak. Ben seni mi düşüneceğim? Sesini yükseltme. Bu başka bir şey. Ya ne demek başka bir şey? O adam benim amirim, amirim. Ben o adamla her gün yüz yüze çalışıyorum. Benim seveceğim adam değil senin amirin, senin başbakanın olsa gene de çıkar haykırırım aşkımı. Sen biraz içkiyi fazla kaçırdın galiba. Ben hiçbir şeyi falan kaçırmadım. Ama bundan sonra yaşadığım hayatı kaçırmak istemiyorum. Kocamdan ayrılıp çocuğum kaçırıldığında ölüme en yakın olan bendim. Ama şimdi değişti her şey. Artık kimse durmasın önümde. Kimse. İyi misin baba? İyiyim. Bir sıkıntın yok değil mi? Yok. Sen benim babam mısın? Ne diyorsun oğlum? Öz babam mısın sen benim? Benim yaşım 27 baba. 7 değil, 17 değil. 27 yaşındayım ben. Biraz daha sabredemedim mi ya? Toprağa mı gidiyorum zannettin? Amcamı çağırıyorsun. Zannediyorsun ki bizi o düzeltecek, toparlayacak. Her şeyi o düzeltecek. Burada öz oğlun dururken neyin var, neyin yok her şeyi ona veriyorsun. Malını, mülkünü. Senin benden yana hiç mi umudun kalmadı ya? He? Hiç umudun kalmadı mı? Benim için ayırdığın parayı bankaya yatır. Yatırdım. Benim burada iki işim daha var. Onları halledip ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bir gün öyle işler bitirip karşına geçeceğim ki baba. Bunlar ne senin bitirdiğin işlere benzeyecek. Ne o amcam olacak Zibidi'nin bitirdiği işlere benzeyecek. Göreceksin. Oğlum. Ben ameliyat oldum ama. Sağlığım pek iyi değil. Beni bir daha vuracaksan. Şimdi bu yatağın içinde vur da. Rahat öleyim. Ama delilik yapma. Elini ver baba. Şeker içinde mi lan? İçinde. Sana bir şey soracağım. Sor. Sen Tahir Başkomiseri tanıdığını düşünüyor musun? Öyle zannediyorum. Yani mesela seni mahkemeden şahit olarak çağırsalar. Tahir Başkomiserin Eser Koyu'yu daha öldürdüğüne inanıyor musun deseler ne dersin? İnanmıyorum derim. Yani inkar mı edersin yoksa sahiden mi inanmıyorsun? Bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum.
Peki sen adamı sevdin mi? Sevdim abi, niye sevmeyeyim? Kıyak adam yani. Sen? İyi adam, dürüst adam. Çok sıkı polis, büyük zeka. Ama tehlikeli. Nasıl tehlikeli? Güven duyamıyorum. Sen Tahir başkomisere güvenmediğini mi söylüyorsun? Ya benim güvendiğim suçlular da oldu. Haklısın. Zaten biz suçlulara güvenmesek hiçbirinin suçlarını işleyecek vakti olmazdı ki. Sen bir şeyler mi şüpheleniyorsun? Aslında sakat adam abi, deli yani. Cemil Eserkoy'u daha meselesine bakalım mı? Bakalım amca. Böyle bir ihtimal var değil mi? Nasıl bir ihtimal? Yani Tahir abi bir takım suçlar işledi. Hı-hı. Şimdi de istifa edip gidiyor. Ya fazla mı şüpheleniyoruz acaba ya? İyi de bizim iş şüpheyle başlıyor. İyi de abicim, Tahir başkomiserden bahsediyoruz. Hayır oğlum, yani öyle bir şey yaptıysa da önce bunu biz bulalım, gizleyelim. Başkaları bulup adamın ayağını kaydırmadan biz bu meseleyi halledelim. Yani sen kendini kurtarmaya çalışıyorsun, Tahir'i değil. Ne diyorsun sen ya? Şaka yapıyorum, şaka. Bakıyorum beynine küçüğeş geldi. Evet, Adana'dan Cezayir geldi de ondan herhalde. Vay, hayırlı mesailer. Eyvallah kardeşim, darısı başına. Yani sana da getirmişler ama... hedef tahttan belli olmadığı için Melih'e mi Söngül mü veremedik. Oğlum küçüklüğümden beri bu kız beni bekliyor. Hı. Melike. Dün gece evlenme teklif ettim, kabul etmedi ya. Nasıl yani, Melike mi? Evet. Yani niye kabul etmedi biliyor musun? O şimdi uyuz bir kitap çıkardı ya, hı, televizyona çıktı falan. Böyle bir şöhret oldum zannetti. Şımarık. Ben evleneceğim ulan. Melike'yle. Hayır. Songül'le buluşmaya gidiyorum ben. Ağzını bıçak aç. Suratıma da var. Nereden çıktı bu gene? Yok ya, canım sıkma. Harap ediyoruz kendimizi. Nasıl yani? Ne bileyim. Tahir abi ikide bir basıp gideceğim bu şehirden diyor. Anlıyorum abi. Ben de bu şehirden değil ama bu hayattan gitmek istiyorum. Hangi hayat? Barut kokusundan, kandan, cinayetten. Giderken beni de yanında götür beterdi. Bak çok harbi söylüyorum. Ciddi şekilde düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Evliliği düşünüyorum. Benimle mi? Ay atarım kendimi şimdi denize. Neden olmasın? Senle de olur kız. Yok öyle, senle de olur. Ya benimle ya da hiç. Canım Alev'im benim. Kızım nasıl sıcaksın böyle? Ben seni alıp götüreyim İzmir'e. Götürme sakın, sen de burada kal. Güzelim. Gönlü zengin. Sen babamın okul arkadaşı mısın? Evet. Sen de polis okulunda mı okudun yalancı? Yok. Hayat mektebinden arkadaşız. O ne demek? Kızım yeter artık bak. Ama çok fazla oyaladın Leyla ablanı değil mi? Yani koynuna girdin ha. Hadi geç yerine otur bakayım güzelim. Alevcim güzelim. Bak, Siyah Televizyon açtım müdüriyetten. Get orada dizim başladı. İsmail, prensesi televizyon salonuna götür. Hadi kızım, hadi canım ben. Hadi amca kurban. Ya Feyzo, gömlek yıkılıyor. Ya sen burada şarkı söylesen var ya... bu dükkan her akşam full çeker ha. Ay küçücük yer ayol, burada nerede şarkı söylenir? Bak, bizim dükkanı beğenmedi ama... Ya şuraya köşeye size yapacağım bir elipsi sahne. Kadife perdeler asacağım. Tepeye de ramp ışıklarını sıralayacağım. Böyle bir tane uççuk bulacağım. Sen şarkı söyleyeceksen Tahir ağlayacak. Sen şarkı söyleyeceksen müşteri helak olacak. Takoda senin menajer olur. Nasılsa işten kovuldu. Yani ne oldu Tahir?
Ya Leyla Hanım, yok bir şey. Bu sen ne münasebetsiz bir herifsin ya. Bu 67 vilayet dolaştım. Böyle alçağını görmedim memlekette ya. Sen ne diyorsun ya? Kızın da aklını karıştıracaksın. Kavuldu etti falan. Bazı hadiseler var da emniyette hallolmuştur yani, bitmiştir. Şekilsiz bu herif ya. Bak Tahir abi, atlayacaksın, geleceksin benimle İzmir'e. Alacaksın Feyzi abiyi de. Orada insanlar aç böyle şeyleri. Ya kebapçı falan yok. Açacağız orada bir kebapçı dükkanı. Bir katta ben çalışacağım. Alt katı da kebapçı yapacağız. Annem de orada şarkı söyleyecek. Ben de yukarıda gece kulübünde şarkı söyleyeceğim. Gece kulübünün müdürü de Ferit olacak. Feyzi abi de lezzetten sorumlu olacak. Müessesenin müdürü de Tahir abi olacak. Böyle hepimiz giyineceğiz bembeyaz. Böyle beyaz kelebekler, kebap savuru. Oh ya. Ya sen beyaz kelebekler nereden biliyorsun? Bilmez miyim? Annem beyaz kelebeklerle Anadolu turnesine çıkmıştı. Allah Allah. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucuna bakma hele oğlum, ben size diyeyim. Ben size her zaman diyeyim oğlum. Oğlum bu hayat böyle. Yiyeceksen, içeceksen, şarkı söyleyeceksen. Ya siz ikiniz de gözleriniz kör olmuş Ferit. Vallahi ikiniz de kör olmuşsunuz oğlum. Ya karşınızda duruyor çok güzel hanımefendiler. Siz böyle burada tuzluk gibi oturuyorsunuz. Buna kalkacaksan şöyle bir, yani nazikçe bir referans yapacaksan vereliyim. Diyeceksen, bak önüne bakma, beğen bak, bir şey anlat ya. Diyeceksen hanımefendi, dersli, izdivacızat talibem. Ya Feyzi abi, aramızda müsait sensin, sen yapsana öyle bir şey. Bizim ikimizin de niyeti yok öyle bir şey yapmaya. Senin niyetin var, sen yap. Şimdi kimseleri alıp onların da hayatını mahvetmeyelim. Böyle bizim işlerimizle evlilikler, hayatlar yürümüyor ya. Ya bu ne kadar tatlı. Hem çok yakışıklı, hem aklı başında, hem filozof filozof konuşuyor böyle. Ne lokum şeysin sen. Sağ olun Leyla Hanım. Fakat sahiden çok yakışır mısınız herhalde gençken birbirinize? Ne demek yani, şimdi yakışmıyor muyuz? Yok estağfurullah, onu demek istemedim. Çok güzel duruyorsunuz yan yana. Ama yakmışsınız yani amirimi. Bakın bunca yıl geçmiş aradan. Ne zaman böyle bir rakı sofrası kurulsa aramızda mutlaka sizden bir laf açılır. Ya aslanım. Hayat böyle işte. Bazı şeyler insanı yakar geçer, farkına varmazsın ama... ömrünün sonuna kadar o yanık devam eder. Sevemedim işte. Kara gözüm seni doyunca. Sen devam et ya. Oğlum, orada bir anahtar vardı. Geçiler. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık ha. Tahir.